Bitti. Merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. Bugün de torunumla açacağım. Allah izin verirse. Merhaba diyor. Merhaba. Gitti. Bizi sevenlere, bizi görenlere, tüm çarşıyı izliyormuş. Merhaba diye kuzum, merhaba. Köyümüze, merhaba. Bize abone olanlara, bize destek verenlere, tüm Türkiye'ye, yurt içine, yurt dışına selamlar olsun. Herkese selamlar olsun arkadaşlar. Bizi izleyen, bizi takip eden, herkese yorum yapana, yorum yapmayana herkese merhaba diyoruz. Herkese selamlarımız olsun. Bugün de Göktuğ Bey'i açtık videomuzu. Sen de merhaba benim... diyor oğlum. Belki Halangil neler görür, merhaba. Bugün de nakit ve soğan halkası yiyeceğiz anne. Ye oğlum, bismillahirrahmanirrahim. Bazen hazır, bazen el yapımı, bazen gelin pişiriyor, bazen ben pişiriyorum, bazen seni hazır alıyorum, sağ ol, Allah razı olsun. Bugün de bunu yiyek bakalım. Bu soğanı böyle kızar diyorlar, biz böyle kızartmak oğlum. Biz güzelce, incecik yine doğrarız. Ya soğan halkası da şimdi sadece soğan değildi bunu. İçine kaşar falan koyuyorlar galiba, tam bilmiyorum ben de nasıl yapıldığını da. Bizim orada yok, bizim orada yapmaz. Böyle yapmazlar. Daha yemek bile bunu. Bizim orada soğanı doğrayacağım. Yağını kavuracağım. Sırf soğanı, yumurtayı kıracağım. İçine baharatlarını atacağım. Çayla öyle yiyeceğim oğlum. Bu ne? Rahmet babam özellikle kışın çok yerdi değil mi? Zaten yazın yenilmiyor da. Kışın çok yapardık biz. Hani diller ya, her koyun bir soğan doğranası var diye. Bu da böyle. Ha, bunu öyle. İyi bir şey mi yapıyor, kötü bir şey mi yapıyor bilmiyorum oğlum. Annelik işte böyle bir şey. Belki koydular bana diyor, ne yapıyorsun diye. Ben fedakarlık yapıyorum oğlum için. Çünkü ben kocana da yaptım aynısını. 20 sene sığır yaydım, hiç kocunmadım. Şimdi de oğlum böyle bir işe kalkışmış. Ne mutlu bana. Oğluma arka veriyor da. Oğluma destek oluyorsam annelik bunu gösterdir. Annelik fedakarlık gösterdir. Annelik çocuğunun arkasında durmayı gösterdir. Ben de senin arkanda duruyorsam, ben sana destek oluyorsam kuzum, ne mutlu bana, kurban olurum sana. Duyun anne, Allah razı olsun. Beni de bilen bilmeyen bilirler. Benim nasıl anne olduğumu, nasıl aile geçindirdiğimi, nasıl yuva kurduğumu herkes bilir. Oğlum böyle bir işe alkışmış. Allah oğluma destek veren, bizi onurlandıran, bütün hiçbir bir şeyimiz yoktu. Bir anne oğluduk. Bize oğlum olanlara, teyze diye bana sahip çıkanlara, anne diye sahip çıkanlara tüm Türkiye'ye selamlar olsun. Ne mutlu sizin kimi insanlarla, keşke zamanımız olsa, imkanımız olsa da hepinizle tek tek görüşsek, onuşsak, tanışsak. Ama siz bizi bilmiyorsunuz, biz sizi bilmiyoruz. Gene de sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun ki bize bu kadar desteği verdiniz. Bu kadar aboneye sahibik, bu kadar yorumlara sahibik. Ne mutlu bize. Ben kendimden gurur duyuyorum, bilmiyorum. Al şunu. Anne biliyorsun ben 2 sene içinde toplamda 7 sefer ameliyat oldum. Böbreğimdeki rahatsızlıktan dolayı 7. ameliyatıma girdim geçenlerde. Artık sürekli ameliyat mevzu geçince zaten mesleğimizde yapamaz olduk. Zaten bir şekilde dediler ki bu şekilde olacaksa sağlık problemi var. Biz seninle devam edemeyeceğiz dediler. O yüzden özel okulda çalışamıyorum, biliyorsunuz zaten. Öğretmenliği yapamıyorum. Şu anda farklı bir yerde çalışıyorum. Depoya girdim, depoda çalışıyorum. O yüzden gece çalışıyorum. Geçenlerde de ufak bir sıkıntı oldu zaten. İş yerinde kaza geçirdim. Abo oğlum, kurban olayım. Çok bir şeyim vardı da bana söylemediniz. Adasını aldım oğlum.
Neyse. Şey olacaktı, yine ucuz atlattık. Geçmiş yani. Olsun oğlum. Ufak bir sıkıntı oldu anne, zaten gitti hastaneye, niye gittim Allah'tan fiyemle çekildi. Geçmiş olsun oğlum, bana hiç duyurmuyorsunuz. Üzülmeni istemedik, orada fiyem falan olur çekildik. Olur mu oğlum, penanayım. Fiyem falan çekildik orada da, ondan ilgili bir sıkıntı çıkmadı çok şükür. Şu anda da sıkıntı yok. Kurban olsun anne, bana niye etmiyorsunuz oğlum? Ya üzülmeni istemediğimi diyeceksin anne zaten. Olsun oğlum, her zaman ben senin yanındayım, her zaman ben senin arkandayım diyorum, ben gurur duyuyorum. Nasıl babayın arkasında durdum, 20 sene sığır yaydım, size haram ekmek yedirmediysem, senin de ardında ölene kadar durmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Anne Allah yeter ki olsun. Canınız sağ olsun, yeter ki yuvanızda mutlu, huzurlu. Allah yaşamayı nasip etsin cümle Allah kullarına. Beni tanıyan tanır, köyümde de dinleyen, bizi bilenler bilir. Onlara da selam olsun. Biz böyle geldik, böyle gidelim oğlum. Mecburum ben senin arkanda durmaya. Mecburum ben sana, ne mutlu bana ki seninkiyim, Allah bir evlat vermiş. Ben de mecburum senin ardında durup da sana destek oluyorsam ne mutlu bana. Annelik bunu gösterdir. Annelik fedakarlık gösterir. Benim herifim de olsaydı aynısını sana o da yapardı. Hiç kocunmuyorum, gücenmiyorum. Hiç kim ne derse desin benim arnım açık. Ben kimsenin lafıyla, oğlum beni zorlamış da değil. Tabi bir şey kurmuş. Ben de destek oluyorsam, akraban bana sen olursan daha iyi gider dedi. Bu kanala çıktım. Arnımın teriyle, arnımı kaka kaka, oğluma destek oluyorsam ne mutlu bana. Tüm annelere tavsiye ederim. Anneler ağlamasın, gözünden yaş çıkartmasın Allah'ım cümle annelere. Anneler böyle fedakarlık. Çünkü onları biz doğurduk, onları biz bu hala getirdik. Mecburuk iyi günde kötü günde onların ardında durup da onlara destek olmaya çalışacak elimizden geldiği kadar. Dizim tutuyor, gözüm görüyor. Mecburum torunuma da bakacağım, oğluma da destek olacağım. Ne mutlu bana oğluma, gelinime destek oluyorsam. Ben sizden gurur duyuyorum oğlum. Anne Allah razı olsun, biz de senden razıyız zaten bu meseleden dolayı değil. Ben de işin gerçeği, ben de kendi yaptığım işten zaten utanmıyorum. Ben herhalde lokma kazanmanın derdindeyim. Yaptığım iş ne olursa olsun, evet mesleğimi yapamıyorum maalesef imkanlar ölçüsünde. Son yaşadığım sıkıntılardan da böyle bir sıkıntım oldu. Ama şu anda da ben ailemi kimseye muhtaç etmiyorsam benden iyi kimse yoktur zaten. İş seçmiyorum. Ben sürekli babama birlikte sığır gidiyorduk. Okula gittim, okula başladım. Hocam şey demişti, şapka taktığım için burası beyaz kalmış, yüzümün buralar tamamen yanmış. Hayırdır dedi, ya bura niye bu şekilde dedi. Yanındaki öğretmen de ona şey dedi, kesin dedi sığır falan gütmüştür dedi, çobanlık mı yaptın dedi. Çobanlık yapıyorum dedim. Ondan olur dedi, olsun hocam dedim, yani o da bizim dedim emeğimizin göstergesi demek ki dedim, yaptığımız işin göstergesi de dedim, ben bu işten de gocunmuyorum zaten dedim. Şimdi de hiçbir şekilde gocunmuyorum. Biz öyle gördük, öyle kazandık, öyle de yedik, öyle de Allah bize yedirir. Hayırlı kazanç peşindeyiz biz, halal kazanç peşindeyiz biz. Başka lafa gerek yok, siz de sağ olun, Allah sizden razı olsun. Diyorum ya, biliyor, bilmiyor, görüyor, görmüyor, bize destek oldunuz, bizi bugüne siz getirdiniz. Yoksa biz ana oğluduk, kimseye bilmiyorduk, İstanbul'a geldik, kimseyi tanımıyorduk. Allah bize yol gösterdiğinde gene de işi rast gelsin. Bize bu işi önereninde. Mecbur oğlum bir iş tutacaktı. Biz de bu işi yapıyoruz. Hiç de utanmıyorum. Hiç de kocunmuyorum. Anne Allah razı olsun. Zaten bizi bilenler biliyor arkadaşlar. Tanıyanlar zaten bizim i̇şte oradaki herkes biliyor. Durumumuzu da biliyor. Bizim nasıl hangi zorluklar çektiğimizi de biliyorlar. Nasıl birbirimize bağlı olduğumuzu da biliyorlar. Bizim nasıl fedakarlık yapıp birbirimize destek olduğumuzu da biliyorlar. Onun için mecburum ben anayım, benim oğlum öyle borçlu durup, benim oğlum yarı aç, yarı tok, çok şükür öyle de bir şey yok ama öyle olup da ben evde oturup da rahat edemiyorum. Çok şükür Rabbime benim elim tutuyor, dizim de yürüyor. Mecburum ben oğluma, gelinime destek olmaya. Ölene kadar da desteğim, ölene kadar da senin ardındayım. Baban yoksa ben varım. Babanın yerini alamam ama gene de babalık görevimi yapacağım. Çünkü bu bize, bu destekler Allah razı olsun bize abone olanlardan, bize yorum yapanlar bize bu kadar desteği verdi, bu kadar
yükselmemizin sebebi de onlar. Onlardan da Allah razı olsun. Kötü laf sahibine yakışır. İyi söyleyene kurban olayım. Kötüyü söyleyene de gene bir şey demiyorum. Gene de zaten bunların içinde olacak, iyi de olacak, kötü de olacak. Kötü laf sahibine yakışır. Üzüm çöpsüz olmaz. Bize de söyleyen söylesin. Yalnız benim köyüm de bilir, ben de bilirim. Herkese de buradan selamlar olsun. Yok anne, Allah razı olsun zaten. Olumsuz bir yolumda yok. Çok nadir izahatı olacak. İlla olacak oğlum. Oncacıklar da olacak. Beş parmağın beşi de bir değil derler. Olacak. Herkes de her şeyi beğenmek zorunda değil zaten. Burada beğenen var, beğenmeyen var. İllaki olacaktır. Biz onlara da takılmıyoruz arkadaşlar. Biz bunları reklam diye yapmıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir ekmek peşine düştük. Allah sizden de razı olsun. Siz de bizi desteklediniz. Yükseğe çıktıysak sizin sayenizde çıktık. Kaderlerine getirirse öyle olur. Siz de çok 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 sağ olun. Allah sizden razı olsun. Küçüklerime öpüyor. Büyüklerime selam olsun. Anne diyenlere kurban olayım. Teyze diyenlere kurban olayım. Hoşça kalın. Ufak tefek dediğim gibi olumsuz şeyler illaki olacak. Her insan bir değildir zaten. Kimse de kimseyi zorla beğenmek zorunda değildir. Yok, Allah razı olsun. Beğenenden de beğenmeyenden de arkadaşlar Allah razı olsun. Yorum yapanlardan da yapmayanlardan da Allah razı olsun. Biz ilk başladığımızda yorumlar, güzel yorumlar geldiği için ve bir anda abone sayısı arttığı için zaten videoya devam edeceğiz. Şu anda da videoların yorumlarında zaten abi bu işe devam edin zaten diyorlar. Onların sayesinde teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. 2 hafta içinde daha 1000 abonemiz yoktu. 390 civarı bir abonemiz vardı en son. Bir anda parladı zaten. Şu anda da 12.000'in üzerinde abonemiz var. Çok teşekkür ediyoruz. O da sizin sayenizde. Arkadaşlar İddialların sonra sizin sayelerinizde oldu. Biz böyle yukarılara çıktıysak ne mutlu bize. Demek ki siz bizi seviyorsunuz ki bize yorum yapıyorsunuz. Bize abone oluyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Arkadaşlar YouTube kanalımızda AdSense hesabıyla ilgili ufak bir sıkıntımız vardı. Onu halletmeye çalışıyorduk. Çok şükür. Dün gece itibariyle zaten YouTube iş ortaklığını kabul etti ve birçoğunuz da zaten izleyenler görüyordu. Videolarda reklamlar çıkmaya başladı. AdSense hesabımız aktif oldu. Bu destekleriniz için de tekrardan teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyoruz. Bu video için de yine aynı şekilde 1000 like istiyoruz arkadaşlar. 1000 1000 like vereceğiz de eminiz. Alıştık çünkü. İstemeye de devam edeceğiz. Sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun. Gözümüzden de acıya çıkmasın. Yani bize destek olduğunuz olmadığınız değil. Türkiye ağlamasın. Hiçbir hocam, anne ağlamasın. Hiçbir vatan evladı ağlamasın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.